Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere Neptün, Uranüs ve Jüpiter'le ilgili bilim insanlarının son zamanlarda yaptıkları ilginç bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. İnsanın bu araştırmalar neticesinde bu gezegenlere hemen gidip ne varsa toplayıp gelesi geliyor. Bu konuyu ilk duyduğumda bana çok ilginç gelmişti. Ve yaptığım araştırmalar neticesinde gerçek olabileceğini gördüğümde sizlerle paylaşmak istedim. Videoya başlamadan önce buna benzer keyifli videolar izlemek için kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Hoşunuza giden videoları beğenip paylaşarak beni ödüllendirebilirsiniz. Bilim insanları son zamanlarda bu gezegenlerde yağmur yağarken yağmur yerine elmas yağıyor olabileceğini iddia ediyorlar. Fakat bu iddialarını çok net bir şekilde anlayabilmek için gezegenlerin katmanlarını bilmek gerekiyor. Gaz devi olan bu gezegenler için Neptün'ü baz alarak katmanlarından kısaca bahsedecek olursak, en dış katmanda dış atmosfer tabakası denilen ve yaklaşık olarak -200 santigrat derecelerde olan donmuş metan gazı kristallerinden oluşan bulutlar bulunmaktadır. Bu gezegen Güneş'e o kadar uzaktır ki Güneş'in ışığı ancak bizdeki dolunay zamanı ayın bizi aydınlatması kadardır. Güneş'ten yeteri kadar ısı ve ışık alamayan gezegen dış atmosferindeki bu donmuş bulutların ısınıp çözünmesine sebep olacak bir etkenle karşılaşmaz. Dış atmosferin altında iç atmosfer tabakası bulunur. Amonyum ve hidrojen sülfür ağırlıklı bu atmosfer Güneş sisteminin en hızlı rüzgarlarına ev sahipliği yapar. Saatte 1800 km'yi aşan bu rüzgarlar ses hızından daha hızlı hareket etmektedir. Bu hareketlilik hiç durmayacak fırtınalarında sürekli olarak oluşmasına sebep olur. Konuyla ilgili daha önce paylaşmış olduğum videoyu yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Daha iç katmanlara inildikçe gezegenin kütlesinden ve akıl almaz basıncından dolayı gaz katmanları sıvılaşarak bir deniz oluşturur. Bu deniz tabakasına mantu tabakası denir. Bu deniz katmanı metan, amonyum ve hidrojenden oluşur. Sıcaklığı yaklaşık 4000 santigrat derecedir. Basınç ise dünyadaki atmosfer basıncının yaklaşık olarak 10.000 kat fazlasıdır. İç atmosfer tabakası hem üst katmandaki donmuş buzullardan oluşan dış atmosfer tabakasıyla hem de iç kısımdaki sıvı manto tabakasıyla sürtünme oluşturur. 1800 kilometrelik rüzgarlarıyla bu sürtünmeler dünyada oluşan yıldırımların 10.000 katı daha güçlü yıldırımların oluşmasına sebep olur. Bu yıldırımlar hem iç hem de dış atmosferde hem de sıvı manto tabakasında bulunan metan moleküllerine çarptığı zaman metan molekülünde bulunan karbon atomlarını ayırarak atmosferde serbest dolaşmasını sağlar. Bu şekilde serbest dolaşan karbon atomları birbirleriyle karşılaştıklarında uygun basınç ve sıcaklık şartları oluştuğu için birleşerek elmas kristallerini oluştururlar. Bu şartlar dünyamızın yer kabuğunun magma tabakasına yakın yerlerinde de oluşmaktadır. Ve dünyamızda elmaslar daha çok çekirdeğe yakın yerlerde oluşur. Fakat Neptün'deki manto tabakasına yaklaştıkça basıncın 10.000 kat fazla, sıcaklığın da 4.000 derece civarlarında olduğunu belirtmiştim. Bu durumda elmas kristalleri atmosferde de oluşabilmektedir ve yağmur şeklinde gezegenin merkezine doğru düşmektedir. Manto tabakasına düşen elmas parçaları burada da gezegenin çekirdeğine doğru akmaya devam eder. Gezegenin çekirdeğinde sıcaklık 5.000 dereceye, basınç ise dünyadaki atmosfer basıncının 7 milyon katına çıkmaktadır. Bu durumda çekirdeğe akan elmas parçacıklarının birbirleriyle birleşerek çekirdeğin üzerinde kalın bir elmas tabakası oluşturduğu düşünülmektedir.
Bilim insanları elmas yağmurunun gerçek olup olamayacağını Stanford Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda uygun şartlarda test ederek ispatlamışlardır. Stiren adı verilen plastik bazlı bir malzeme yüksek basınç altında yıldırım çarptırıldığında metan gibi karbon atomu açığa çıkarmaktadır. Bu karbon atomları yüksek basınçta birbirleriyle kaynaşarak elmas kristalleri oluşturmuştur. Tabi laboratuvar ortamında üretilen bu elmas yağmurunda tanecikler 1 nanometre boyutunu geçememiştir. Komşu gezegenlerimizde elmas yağı yoruluşu her ne kadar bizi cezbetse de bu elmasları oralardan getirebiliyor olsaydık acaba hala günümüzdeki kadar değerli olurlar mıydı? Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda en yakın zamanda görüşmek üzere.